boğa kültüne karşı gelen başka bir kült var. Bu da güneş kültü. Negatif enerji var, kan var ve ritüel var. Ve kendini sana teslim etmiş bir varlık duruyor. Bu okült satanik dediğim ayinler, ateş ritüelleri, kan ritüelleri her zaman negatife hizmet ediyor. Ay sembolizmi ve güneş sembolizmi pozitif ve negatif olarak değerlendirilir. Toprak ana deriz, aya dede deriz. Biz de Türk mitolojisinde ay erildir. İşte şimdi güneşe tapan zihniyetin neden bu kadar elit dünyanda bu kadar yer varken neden gelip de böyle ta paganizme dayanan binlerce yıllık bir e, harabe e, yerde gelip ritüel yaptığını herhalde anlıyorsunuz. Aradıkları şey Anadolu'nun enerjisi, evreni Big Bang'e bağla, her şeyi de tesadüfe bağla. Neyi yok ettin? Kaderi mutlak yok ortada. Ezber Bozan TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün konuğumuz Hakan Yedican, araştırmacı, yazar, akademisyen. Kendisiyle bugün kadim zamanlardan bugünlere geleceğiz sohbetimizde. Zira bugün e, milyon yıldır devam eden bir savaşı konuşacağız. Rahmaniyet, şeytaniyet savaşı diyor kimileri. Kimileri kırmızılarla mavilerin savaşı. Kimi Ademoğlu'yla, Sözdeydikler ve insanımsı melezlerin savaşı diyor ee, ve bu dünyada bu savaş devam ede dursun ee, dünyanın üçüncü gözü denen yani Anadolu'da e, bu sözdeydikler ve insanımsılar karış karış bir şey arıyorlar ne arıyorlar neyin peşindeler ee, günlerdir. Zerzaman Kalesi konuşuluyor. Buraya gelinip gidilenlerin listesi yayınlanıyor. İşte şunlar geldi, bunlar gitti. Ritüel yaplar deniyor. Göbekli Tepe'de hakeza yapılan ritüeller kayıtları alınmış. Sözlerine varana kadar yayınlandı çeşitli platformlarda. Biz bugün bu savaşı konuşacağız ama bu savaşın daha ötesinde önemli bir detay var onu konuşacağız. O da Türklere özel bir gen mi var? Türkler bu savaşın neresinde? Ee, ve Muktas'ından bugüne kadar damarlarımızdaki asil kanla bugüne kadar geldik. Bugün neyle karşı karşıyayız? Onu Hakan Yedican'a soracağız. Lütfen Hakan. Söz sende. Tekrar merhabalar. <laughs> ya bugünkü konu gerçekten Bizi çok yakından ilgilendiren ama kökleri çok derinlere giden, çok uzaklara kadar e, köklerin uzandığı bir önemli bir konu. Yani bunların neresinden başlasak diye düşünüyorum. Ama sondan başa gidelim isterseniz. Bu son dönemde e, bir takım ayinler ülkemizde, dikkat çekici ayinler yapılmaya başlandı. Garip ayinler, garip ritüeller yapılmaya başladı. Aslında bu e, yeni bir şey değildi fakat... İnsanlar bu konuları öğrendikçe bu konular yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. Yüzbinlerce yıldır bu böyle. Yani on binlerce yıl öncesine dayanan e, ritüellerden bahsediyoruz. Bunlar yeni oluşan şeyler değil aslında. Biliyorsunuz Diyarbakır işte Zerzaman e, Kalesi olayı var. Burada çok ünlü insanların, çok e, sözde elitlerin, sözde üst akıl elemanları geliyor burada, kapatıyor. Üç saat boyunca kimseyi sokmadan içeride ne olduğu belli olmayan ritüeller yapıyor. Ki e, burada da yakın bir zamanda buraya gideceğiz. Oradaki enerjileri inşallah inceleyeceğiz, yerinde göreceğiz. İşte burada Mitra dinine bir tapınç söz konusu. Şimdi baktığınız zaman bunlar neden oluyor? Ülkemizi neden ilgilendiriyor? Biz bu konulardan neden uzak kalmamalıyız? Bunlarla ilgili birazcık bir e, giriş yapmak istiyorum. Buradaki e, tapınmaların mesela kökenine baktığınız zaman... Mitra inancına bir tapınç olduğunu görüyorsunuz ki mitra inancıyla ilgili aslında çok az şey biliniyor. Yani bilinmesi gereken en önemli şey burada e, güneş ve boğa kültü. Net olarak günümüze gelen şeylerden bir tanesi budur. Ve e, burada şöyle bir olay var. Güneşe tapmak, ateşe tapmak son döneme ait bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'i de okuyup incelediğiniz zaman görüyorsunuz ki e, müşriklerin güneşe ve ateşe taptı. Güneş tanrılarına taptı. Onların da atalarının atalarından gelen bir gelenek olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu güneşe tapma olayı, ateşe tapma Mısır'da bakıyorsunuz. Güneş tanrısı Ra olarak karşımıza çıkıyor. Ki aslında bu da e, tam doğru bir ilgi değil. Çünkü Ra aslında bana göre güneş tanrısı değil. Sirius'un güneşinin tanrısıdır. Çünkü güneş tanrısı Enlil'in e, torunu utu ya da şamaş tır gerçek güneş tanrısı budur. Fakat ateş ve güneş kültü hiç eksik olmamış. Bugün şeytana tapanlara bakın. Sadece ateş kullanarak yani hani ateşi baz alarak şeytana tapılıyor. Baktığınız zaman çok ortak yön var. Yani satanizmle Mitra kültürü birbirine çok yakın. İkisi de evet. ateş tabii ateş ve güneş olayı var. Hani satanistler işte Lucifer'in ışığı diyor öbürü güneş ışığı diyor. Yani bir ışıktan güneşten bahsediliyor. Binlerce yılda böyle küçük farklılıklar daha doğrusu yayılım esnasında küçük etnik farklılıklara dönüşen aslında temelde aynı olan bir inanç sisteminden bahsediyoruz ki bunun kökü paganizmi de etkilemiş günümüze kadar gelmiş. Birçok dinin içine de bu ritüellerden bazı şeyler hala günümüze kadar ulaşmış Şimdi bunlar nerede yapılıyor? Mitra Tapınağı biliyorsunuz Diyarbakır'da olduğu gibi bir de Hatay Antakya bölgesinde var. Ee, buraya geçenlerde yakın tarihte e, özellikle bu sebeplerden dolayı yerinde gidelim görelim araştıralım istedik. Gittik gördük ee, ve bazı ölçümler de yaptık. Elektromanyetik dalga ve e, enerji alanlarını ölçtüğünde hakikaten o ritüel yapılan e, merkezlerde enerjinin e, manyetiği, işte mikrotesta ölçeğiyle sıfıra kadar indiğini gördüm. Bunun aynısı nerede oldu? Çok enteresan. Ardından gittiğimiz yani Göbekli Tepe Nemrut Turu'nda Nemrut Dağı'na, piramidine tırmandığınız vakit o tam piramit olayına geldiğimiz anda, taşlarla kapatılmış hizaya geldiğimiz anda yine aynı şekilde enerjiler aynı şeye dönüştü. Buralara dikkat etmek lazım diyorum. Enerjiler bir değişik. Bakalım e, Diyarbakır'da ne ölçümler yapacağız. Tabi burada çok daha detaylı ölçümlerin yapılması, kıyaslanması, e, birbirleriyle bağının olup olmadığının anlaşılması. İyiye mi kötüye mi? Herkes kendi dinine ne diyor. Satanizmi de sorduğun zaman biz diyor işte ışığı getirdik, kardeşlik, sevgi filan. E o zaman kötü kim? Yani kötü biziz diyen kimse yok. Herkes iyi, bütün dinler iyi satanistler de iyi, Mitre'ye tapan iyi, Paganistler iyi, işte Hristiyan iyi, Müslüman iyi, kötü nerede o zaman? Herkese göre kendi dini iyi çünkü. Ama burada bilimsel bir yaklaşımla yapılan ritüelleri, o alanın enerjileri, manyeti ölçülürse elimizde bilimsel veriler olur. Tabii yani benim kendi şahsi e, basit alabildiğim, ulaşabildiğim araçlarla bunu yapıyorum. Keşke imkan olsa daha detaylı ve bilimsel analizler ve karşılaştırmalı, kıyaslamalı olarak yapılsa. Mesela Mısır Piramidi'nin enerjisi Bosna Piramidi'yle ya da Göbekli Tepe'yle uyuyor mu? Ters mi? Paralel mi? Bunlar benim için çok önemli öğeler. Çünkü e, tarihler konusunda çok saptırma bilgiler var. İşte biri su diyor, biri su bu diyor filan. Ama enerjiler yalan söylemez. E, yani matematik, ölçüm, bilim her zaman e, bence bu son sözü söyleyecektir diye düşünüyorum. İnşallah orada da ölçümlerimizi yakın bir zamanda e, yapacağız. Buradaki olay şu, ateş tapıncı <laughs> ve orada biz Hatay'da gittiğimiz zaman çok silik de olsa, Mita tapınağında gördüğümüz şey şuydu, silik bir silüet halinde boğa ve boğayı kurban eden, kesen, boğazlayan bir karakter başında. Yani e, bazıları böyle düşünmüyor, karşı çıkıyor. Yani e, sert eleştirilere de maruz kalıyoruz tabii ki herkesin fikri kendine ama ben tarihe baktığım zaman her zaman şunu görüyor. Özellikle hani bu tapıncın yani en az 2000 yıllık ve ondan daha eski olduğunu düşünürseniz 2000-4000 yıl arası İsa'dan önceki dönemlere giden bir inanç sistemi. Buralarda bu hayvanların, bu sembollerin ne manaya geldiğini çok iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ben bu tabii evet. ki e, bazı kesimler bunun güç. Hani bu güçlü bir hayvandır ya. Böyle işte tarlayı sürer. Bütün insanın gücünün yetmediği yerlerde işte e, bu hayvanlardan hayvanların gücünden faydalanıyor. O yüzden gücü simgelediğini söylüyorlar ama aslan da güçlü. Deve de güçlü. Kaplan da güçlü. Ayı hepsinden daha güçlü. Yani baktığınız zaman. İşte neden hani hiç ayı yokken ki Biliyorsunuz bu bölgede ayı da var yani hani olmayacak bir hayvan değil. Neden onun e, gücünden faydalanılmamış da hep boğa 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 kullanılmış. Burada bana başka şeyler e, geliyor çünkü boğa ve inek kültürü incelediğiniz zaman ben bunların normal bildiğimiz hayvanlarla değil de gökyüzündeki hayvan sembolleriyle dolayısıyla yıldız sistemleri ve zodyakla alakadar olduğunu düşünüyorum. Bunu düşündüren sebeplerim de var. Ne sebepleri var? Şunlar bu sebeplerin başında geliyor. Mısır'a gittiğiniz zaman Hator'un mesela sembolü inek. Çünkü dişi. O yüzden inek. Erkek olsaydı bana göre boğa olacaktı. Ve buradaki şey sembol üstünde yıldızlar var. Yani normal bir inek değil. Yıldızları olan bir inek. Yani takım yıldız. inek şeklinde bir takım yıldız. Ben bunu böyle algılıyorum. Neden böyle algılıyorum? Sadece Mısır'da böyle kullanılmamış. Bugün Nemrut Dağı'na çıktığınız zaman oradaki e, ritüel alanına işte gidiyorsunuz, heykellerin olduğu alana gidiyorsunuz ve e, şunu görüyoruz. Orada bir tane heykel yıllardır nedense kapalı şekilde bir konteynerin içinde tutuluyor. Çok ilginç. Ya yani Orada bir sürü heykel var. Hiçbirine bir şey yapılmıyor işte tadilat yapılmıyor korumaya alınmıyor sadece bir tane heykel oradan konteynerde kitlenmiş orada yıllardır da duruyor yani o ne yapıyorsunuz bu orada bulunan bir aslan heykeli ve o aslan heykeli neden ter, yani oradan alınmış ve hala kapalı tutuyor diye çok e, dikkatimi her zaman çeker çünkü dünyadaki ilk horoskoptur o aslan heykeli. Yani ne demek oluyor bu? Aslanın üzerinde yıldızlar var. Bakın belli yıldızlar var. Ve bu yıldızların, takım yıldızların birbirinin olan açısı, mesafesi ve gökyüzündeki şekliyle aslında bu bir tarihi de bize işaret ediyor. Önemli bir olayı işaret ediyor. Bakın bu yurdumuzda da kullanılmış. Yani o aslan sıradan bir aslan değil. Yani üstünde aslan dövmesi olan gerçek bir hayvandan bahsetmiyoruz. Gökyüzünde yıldızları olan bir aslandan bahsediyoruz. Yani aslan takım yıldızı. Boğa takım yıldızı. İşte yılancı burcu Ophiuchus Draco takım yıldızı. Sirius takım yıldızı gibi. Şimdi bu takım yıldızların sembollerini geçmişte nerelerde kimler tarafından ve ne şekilde kullanıldığını e, bence çok iyi bilmek ve bütün bu kıyaslamaları yaparken de bu bilgileri gözden geçirmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü aynısının ben Göbekli Tepe'de de aynı şekilde kullanıldığını bu ve benzeri yüzlerce daha örneği var. Bu, saymakla bitmez bu örnekler. Ama Göbekli Tepe'deki 43 numaralı D43 e, sütununda olduğu gibi hemen göstereyim. O da yanımda şurada bakın. Böyle bir sütun var. Evet, bu sütunun üstünde bakın şurada hayvan sembolleri var. Görebiliyor musunuz? Evet. Akrep, ondan sonra işte burada aşka semboller, kuşlar var. En sonunda da bir tane kuş ve elinde kanadında bir tane yuvarlak görüyorsunuz. Diyorum ki bu hayvanlar da incelediğiniz zaman Türk mitolojisindeki zodyak takım yıldızındaki sembollerle en azından 8 tanesi birebir uyuşuyor. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Şöyle düşünüyorum daha doğrusu. Bu hayvanlarda göksel sembolizmi içeriyor olabilir. Yani yerel hayvanlar, yırtıcı hayvanlar olarak değil, yıldız sistemleri olarak bakılabilir. Böyle dediğim zaman çok büyük eleştiriler geliyor. Özellikle de bilim camiasından geliyor. Hani inanılmaz destek aldığım yurt içi ve yurt dışı çok üst düzeydeki insanlar arkamızda durduğu gibi yani çok yakınımızdaki, sağımızdaki, solumuzdaki insanlardan bu konuda e, saldırılar, eleştiriler geliyor. Çünkü bu şekilde bakmak istemiyorlar. Yani bu, bu ille de böyle olacağı anlamına gelmez. Ama bu şekilde de bakalım, başka şekilde de bakalım. Bu şekilde her şekilde bakmaya de devam sonra. edelim Hakan. E, oradaki boğa takım yıldızı neyi ifade ediyor? Şimdi. Kimi ifade bu işte, ediyor? Bu örnekleri vermemin sebebi şuydu. Yani her biri çok derin ve önemli konular. var. Evet. Ama bana göre iş takım yıldızlar sembolizmi sembolizmiyle alakadar. Evet. Yani burada mitra inancına, güne, güneş tapıncına ve e, boğayı kurban gırtlaklamak şu anlama geliyor. Boğa takım yıldızına karşı gelmek. Evet. Yani boğa takım yıldızını sembolize eden tanrılar var. Tanrılar evet. her zaman şöyle ta, e, ifade edilmiş. E, şimdi bazı yerel tanrılar var. Şimdi yüzlerce hatta binlerce mesela Hint mitolojisine gittiğiniz zaman 5000 tane tanrıları var. Ama bunların üst pantheonları hep sabit. Onların alt şeyleri işte şarap tanrısı, aç tanrısı, şu tanrısı, bu tanrısı çoğalıyor ve e, uzuyor gidiyor çember. Fakat önemli olan bunların en tepedeki tanrılar. En tepedeki tanrılara baktığınız zaman Boğa, Taurus, Toros, Toros dağları. Şimdi bunlar önemli e, ifadeler Hititlerde Anadolu'nun her yerinde boğa boynuzları kullanılmış boğa figürü kullanılmış Mısır'da kullanılmış baktığınız zaman burada boğa takım yani, yıldızı ırkı sembolize ediyor anladın, kişiyle. şöyle Adam, diyelim boğa takım yıldızı esasen tur tur lafı dedi, benim yani. aklıma da tur kişi geldi yani e, bir sürü çıkarım yapılabilir buradan detaylı şekilde. Ama bu işin ben e, Boğa Takım Yıldızı'nı Sümerlerin Enlil'e bağlamasına özdeşleştiriyorum. Neden burada Sümerlileri, Boğa Takım Yıldızı'nı ve Enlil'i baz alıyorum? Çünkü o tarihte en etkin, en gelişkin uygarlık onlar. O uygarlık ilk yazılı kaynaklarımızı oluşturduğu için diğerlerinin muhtemel olarak çok muhtemel olarak ondan etkilenmiş olması söz konusu olacağından ben de bu işin özüne iniyorum. Yani bu ayı ilk kim ne olarak kullandı? Buna bakıyorum ve bu ayı Ennil e, sembolizmasıyla görüyoruz. Boğa takım yıldızı. Şimdi Boğa takım yıldızıyla da ilgili bir iki örnek vereyim. Boğa takım yıldızının alfası yani en parlak e, yıldızının işte Aldebaran olması. Ve Aldebaran olayı da karşımıza nerede çıkıyor? Çok enteresan başka bir konuda çıkıyor. Biliyorsunuz Operation High Jump denilen bir e, proje. Amerika Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral e, Byrd tarafından gerçekleştiriliyor. Ve Antarktika'ya gidiliyor. Oyuk Dünya'ya inildiği ve orada oranın komutanıyla görüşüldüğü iddiası var. Ondan sonra tekrar geri getirildiğiyle ilgili... ...birçok bilgi ve belge var. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Çünkü... E, ...oradaki şeyle... ...temasa geçmek için... ...kurulan... E, ...şeylerin... ...Hitler'in yaptığı araştırmalar var. Nibiru... ...Havnebu... E, ...ya da Viril adlı... ...Black Sun dosyası altında... ...projeler var. Bunu Maria orsik adında... ...bir kadın... E, kanal olan bir kadın, spiritüel bir e, kişilik. Burada bunlarla temas, yani bir ırkla temasa geçtiğini söylüyor ve bu ırkın Aldebaranlılar olduğunu söylüyor. Bakın burası da çok enteresan. Yani Aldebaran diyorsunuz, işler Hitlere, ...Haycamp'a, Agartaya kadar, Sümerlilere kadar bağlanıyor. Ve burada birileri bu işler yetmemiş, bitmemiş gibi. Hala o boğa kültü günümüze kadar devam etmiş. Birileri boğayı korumak için kutsal saymış. Birileri de boğayı gırtlaklamak, boynuzlamak ya da onunla güreşmek, boğa güreşi. Bakın, dikkat edin. Bu e, güç göstergesi haline gelmiş. Ve biliyorsunuz e, Hazreti Yakup İsrail ismini alacak ve aslında ne zaman bu değişim olacak? Bir tanrı sabaha karşı ona verilen görev işte salla herkesi karşıya geçiriyor, görevini yapıyor. Ondan sonra kendisi kalıyor ve bir adam orada beliriyor. Bununla güreşiyor. Ve sabaha kadar güreşiyor. Güneşin ilk şeylerinde uyluk kemiği hatta kırılıyor, zarar görüyor filan. Sonra diyor ki o adam sen diyor ondan sonra kimle güreştiğini bilir misin diyor. Ondan sonra ben diyor tanrıyım diyor. Bundan sonra senin e, şeyin ismin Yakup değil İsrail olacak diyor. Yani anlamı Tanrı'yla güreşen, Tanrı'ya karşı gelen anlamında. Bakın burası da Yahudilik ve Siyonizm'in kırılma noktalarından birisidir. Burayı da iyi anlamak lazım. Yani bir boğa var, güç ve odak. Yani bu güç aynı anda neyi gösterir? Tanrısal olan sistemin hangisinin dünyada egemen olduğunu ve gücü elinde tuttuğunu gösteriyor. Bunu nasıl şey yapıyorsunuz? Yıldız sistemlerinin 2160 yıllık zodyak döngüleri var. 12 tane böyle döngü zodyak burcunu oluşturuyor ve 25.920 yılda bu döngü tamamlanıyor. Buradaki 20, şey, 2160 yıllık 12 döngünün her birine de bir sembol verilmiş. Bizim zodyak işte kova çağı, balık çağı, işte boğa çağı Akrep çağı gibi. Bunların her birinde de o süreler boyunca nasıl bizim siyasi ya da futbol takımı hadi diyelim siyasete hiç benim işim olmaz. Oradan örnek vereyim. Sarı kanarya dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Ya sarı kanarya kara kartalı parçaladı. Ne geliyor aklınıza? Ne anladınız bu söyleminde? Sarı Kanarya, Fenerbahçe. Kartal, Beşiktaş. Şimdi ben size iki tane hayvan söyledim ki bir Kanarya'nın Kartal'ı parçalama ihtimali yok. Bakın ne kadar saçma bir şey. Ama gerçekte saçma mı? Mitolojik anlatımlara baktığınız zaman mitolojik anlatımlar da saçma. O işte bilmem ne yapıyor bacağından işte çocuk doğuruyor o onunla birleşiyor. Yok o bir bilmem kafasını kesiyor bilmem ne oluyor. Baktığınız zaman hani böyle <laughs> korku filmi gibi bir saçma sapan şeyler var. Ama bunların sembolizm olarak biraz da kafayı yukarı kaldırdığınız zaman neleri anlattığını o zaman anlıyorsunuz. Ve saçma gelmiyor. Ben şimdi Fransa'ya gitsem, İtalya'ya gitsem, Afrika'ya, Aborjinlere gitsem desem ki Sarı Kanarya, Kara Kartalı ondan sonra 5'e böldü. Şimdi Türkiye'de olsa 5-0 Fenerbahçe Beşiktaş'ı yendi diyelim. Herkes bunu anlar. Ama aborjin şimdi çiz bakayım bunun resmini duvarına dediğin zaman ne yapacak? Bir kan tane kanarya. Ertel. Beşe bölünmüş bir tane kartal. Hadi bakalım oradan 1400 sene sonra 2400 sene 4400 sene sonra o mağara resmini görenler onu nasıl çevirecekler? Anlatabiliyor muyum? Doğru çevrenin nasıl yapılması gerektiğini. Ha yüzde yüz benimki doğrudur demiyorum. Ben bu olaylara bu şekilde baktığım zaman tutarlı sonuçlar elde edebiliyorum. Yani Göbekli Tepesi'nde, Sümer'inde, Mısır'ında, Kur'an-ı Kerim'inde, Hint mitolojisinde, Yunan mitolojisinde her yerde bunlara paralel iddialarla e, örtüşen sonuçlar çıkıyor. Ve burada da diyorum ki, boğa takım yıldızı, Enlil'in takım yıldızı, Enlil'in özdeşleştiği dönem bakın, buradaki ve boğadan sonra koç geliyor. Koç boynuzuyla da ifade edilen ...şeyler var... ...keçi boynuzu, koç boynuzu... ...enki ve nilin her zaman... ...simgelerinde kullanılıyor... ...bakın şeytan da boynuzlu... ...dikkat edin... ...hep boynuzlu... ...tasvirler böyle... ...bafomet çiziyorlar... ...yine boynuzlu... ...neden boynuzlu... ...ama boğa boynuzu değil... ...keçi... ...yani günah keçisi... ...o mendesin keçisidir... ...onun da ayrı bir şeyi vardır... Ee, paganizmde şöyle bir inanç var. Hani o Bafomet keçisi nereden geliyor? Bu sembolizm Ne nasıl oluyor? Birkaç örnek verelim. Bilmeyenler mutlaka vardır. Burada paganist dönemlerde e, köyün din görevlisi işte belli tarihlerde senede bir ritüel yapıyor. Bu ritüelde bütün köy halkı toplanıyor. Işte dualar ediyor. Bir tane keçiyi alıyorlar. Mağaraya kapatıyorlar. Bütün e, şey sırayla mağaraya giriyor köy halkı, kasaba halkı orada işlediği günahları keçiye söylüyor ve keçiye bu günahlar yükleniyor. Ondan sonra çıkıyor, zincirlere bağlıyorlar, dualarla bu keçiyi alıyorlar, uçurumdan aşağı atıyorlar. Dolayısıyla günahlarından arınıyorlar. Kurban yani ritüeli günah keçisi kavramı da buradan çıkıyor. Sonra bu iş o dönüyor, dolaşıyor. Karşımıza Baphomet simgesi olarak keçi kafalı, ondan sonra göğüsleri ve cinsel organı, erkeklik organı ve kadın göğüsleri olan çift cinsiyetli bir e, sembolizm olarak geliyor. Bunu kim çiziyor? Elifas Levi. Şimdi detaylara girmeyelim, biz sadece Peki. sembollerle kalalım. Ya Elifas Levi de çok önemli bir majisyen. Yani bu e, Siyonizm'in ve Masonik e, şeylerin... Kökenine dair Aleister çok... Aleister Crowley e, gibi bir isim yani. E tabii. Yani bu işin e, Aleister Crowley temelidir. Yani Türkiye için e, işte bir e, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti denince akla ne geliyor? Atatürk geliyor. İşte Osmanlı dediğiniz zaman Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman bunlar ne kadar e, önemli karakterlerse satanizm ve okült cemiyetler içinde Aleister Crowley o kadar önemlidir. Dünyanın en büyük kara büyücüsüdür. Majisyenidir ve tüm masonik ritüellerin, ezoterik e, cemiyetlerin ritüel ve ayinlerinin nasıl yapılması gerektiğini günümüzde bütün şeylerini kendisi bizzat düzenlemiştir. Ama nereden almıştır bunları? Tabii ki Mısır okültizminden. Bakın Mısır'da da aynı sembolizma vardır. Boğa sembolizmanı boğa boynuzlarının arasında bir e, gezegen, kızıl bir gezegen, güneş ya da yıldız sembolü olarak düşünülebilir. Muğ kıtasından günümüze kadar bu semboller hep taşınmıştır. Ve burada şunu söylüyorum. Boğayı katletmek, kurban etmek, boynuzlamak ve ona karşı gelmek bugün nasıl... İsrail oğulları Tanrı'yla güreşen anlamına geliyorsa ve Siyonizm bunun içine sığınan bir e, azınlık olarak hala burada ondan e, ona sığınarak başka felsefeleri bizlere karşı kullanıyorsa binlerce yıl öncesinde de bu vardı. Boğa kültüne karşı gelen başka bir kült var. Bu da güneş kültü. Ve boğanın ayrıca bir özelliği daha olduğunu düşünüyorum. Boğanın boynuzları biliyorsunuz şu şekilde. Yani hilal şeklinde. Bakın burası çok önemli. Bir tanesi hilal şeklinde, bir tanesi güneş şeklinde. Yani ay ve yıldız sembolü. Şimdi bunları birleştirdiğiniz zaman da biz görüyorsunuz Türk bayrağımızda hem hilali hem de bir yıldızı görüyoruz. Yani, yani ve rahim olan. Bu e, topraklar özel topraklar, bu topraklar özel DNA'lar. Bu zamanlarda özel zamanlar ama güzel zamanlar değil. Neden? Çünkü karşı tarafın hala devam eden, hala bu tapınçlara sebep veren, hala bu tapındıkları tanrılarına e, inançlarını göstermekte her tür şeyi, yani korkunçluğu bize kötü gelen, ahlaksız gelen, e, sapıkça gelen, o acımasızca gelen ne varsa yapmaktan çekilmiyorlar. Tıpkı binlerce yıl önce o tapınaklarda yapıldı. Bakın orada çok önemli bir o, olayımız var. Orada kan ritüelleri yapılıyor. Mitra'nın 12 ne? tane. Tabii hayır yani o binlerce yıl öncesinde Mitra dinine ait 12 tane şey var, e, bilinen kural. Sizin onun rahibi olabilmeniz için bunları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bugüne kadar bunların üç tanesine ulaşılabilmiş. Çok değerli e, dostumuz, e, tarihçi, rehberimiz bunları çok detaylı anlattı sağ olsun. E, burada şundan bahsediliyor. Kan akıtmak, çırılçıplak kana bulanmak kan içmek ve kendini zincirlerle ellerden ayaklardan o şeylerde böyle kendini zincire vurmak, böyle havada asılı kalmak. Şimdi ritüelin altyapısına baktığınız zaman böyle bir şey var Mitra Tapıncı'nda. Peki şimdi ben size soruyorum. Şimdi kan akıtmak, kan içmek. Kur'an ne der? Öldürme der. Kur'an ne der? Kan içme. Seni delirtecek, çıldırtacak bir e, şey vardır bunda der. Değil mi? Evet. Şimdi rahmani sistem bunları belirtir. Haramdır. Haram. Günah. Şimdi evet. senin frekansını düşürür diyor. E şimdi satanik sensen, bunun tam karşısındaysan ne yapacaksın? Tam tersi. Kanı kırtacaksın. Kan içeceksin. Kana bulanacaksın. Kanla ilgili ne kadar ayin varsa yapacaksın. E zaten adamlar da bunları yapıyor. Yani orada pamuk şeker dağıtmaya gitmiyorlar. Binlerce yıldır bu böyle. Değişmiyor. Baktığınız zaman şimdi size soruyorum. Denizin ortasında aynı yapsak, aynı aynı yapsak. Ben çıplak soyundum, kana bulandım. Ondan sonra denizin ortasına atladım böyle zincirlerle kendimi geminin altına bağışın orkelle duruyorum böyle. Ne gelir? Hangi balık gelir? Köpek balığı gelir tabii ki. Hamsi gelmez. Bence. İstavrit gelmez. Ondan sonra başka gelmez. Ama köpek balı yoksa da gelir o kadar kana kilometrelerce öteden onun algılayabileceği bir şeyi döküyorsunuz üstünde. Ha, vişne reçeli döksen gelmez. Evet. Onun, o, kayısı kompostosu döksen gelmez. Anlatabiliyor muyum? Ama iş kan olunca kimin ve neyin geleceği belli. Denizde köpek balı geliyorsa e, ee böyle evet. bir ayinde de rahmani bir şeyin sizle temas etmesini bekleyemezsiniz. Dolayısıyla da bakın çünkü çünkü büyük bir acı var, çünkü büyük bir dehşet var, değil mi? O anda yaşanan o kurban enerjisi var. Negatif enerji var, kan var ve ritüel var ve kendini sana teslim etmiş bir varlık duruyor. Ne demek? Gel ruhumu al. Bedenime gir. Şimdi baktığınız zaman bu okült satanik dediğim ayinler, ateş ritüelleri, kan ritüelleri her zaman negatife hizmet ediyor ve ennil klanına, rahmani sisteme karşı gelen enki klanının yaptığı ve enkinin oğlu kim? Güneş tanrısı Ra değil mi? Güneş kültü. Bakın birisi güneş, birisi ay. Neden Müslümanlıkta hilal sembolizmi kullanılıyor? Ay tanrısı Nanlar kim? Kimin oğlu? Enlin'in oğlu değil mi? Nanlar, nanla ya da Sin. Kur'an'daki Yasin Suresi ne demek? Bunların geldiği gen neresi? Bakın hepsi birbiriyle tutarlı değil mi? Bunlar Kur'an'a kadar yani milattan sonra 600 işte 22 32 yıllarına kadar günümüze kadar 2021'e kadar aslında aynı şekilde gelmemiş. Gizli de olsa birileri bu bağlantıları biliyorlar. Peki gidelim o kitle cemiyetlere. Aynı ritüeller, benzer ritüeller okültizmde de var. Yok mu? Neden yapıyorlar bunları? Ha, bunu anlamak için yine filmi başa sarın. Bakın bakalım Kur'an'a, bakın Babil'e, bakın Mardu'a, bakın Mısır'a. Bunların hepsi Mısır köken değil mi? Aleister Crowley işte diyorum hepsini Mısır'dan, Osiris tapınaklarından, Atlantis bilgeliğinden, ondan sonra hermetik altyapıdan almıyor mu? E kim bunlar? Hermetik dediğinden işte bugün şey var. E, Tot, Mezopotamya'da, Ningisidda, Güney Amerika'da, Kuetsal, Kuat, Tüylü Yılan, Kukulkan, Tot, Hindistan'a gidiyorsunuz, Ganesh olmuş. Yani bunların bağlantılarını bilemezseniz o zaman size ne yutturulursa onu yutmakla bir şey kalırsınız, çaresiz kalırsınız yani. O yüzden de burada e, zehirli bir şey yutmadan önce yani düşüncelerimizi ve yorumlarımızı zehirlemeden önce çok iyi farklı açılardan bakmak lazım. Baktığınız zaman burada ay sembolizmi ve güneş sembolizmi pozitif ve negatif olarak değerlendirilir. Ama işte bazı o kült e, şeylerde bunlar tam tersi olarak gösterilir. Onlarda mesela güneş pozitiftir, Ay negatiftir. Çok enteresan. Yani e, Güneş Alfa e, Ay Omega. Yani gündüz gece karanlık aydınlık gibi adlandırılsa da Türk mitolojisine geri dönmek lazım. Şimdi Ay kadın ve negatif diyorlar ya. Kim diyor? Yine bu sistem diyor. Bunların adamları diyor. Türkler ne diyor? Ay dedi. Bakın ay nene diyor muyuz? Ay abla diyor muyuz? Ay anne diyor muyuz? Toprak ana deriz. Aya dede deriz. Biz de Türk mitolojisinde ay erildir. Pozitif olan aydır. Şimdi dolayısıyla da negatif olan da hani güneşin e, bu tapındığı güneşe tapan zihniyettir. İşte şimdi güneşe tapan zihniyetin neden bu kadar elit dünyanda bu kadar yer varken neden gelip de böyle ta paganizme dayanan binlerce yıllık bir e, harabede e, yerde gelip ritüel yaptığını herhalde anlıyorsunuz. Tabii bunlar sadece orada kayalardaki sembollerle ilgili olmuyor. Burada çok önemli başka bir olgu daha var. Konum, leyatları, enerji, frekans ve gökyüzündeki dizilimin hangi yıldız Zerzevan Kalesi'ni hangi tarihte direkt olarak enerjisini yolluyor? Çok ha. yakında sizler de. Bu çalışmaları tamamladığım zaman inşallah evet. ve bunların bağlantılar ile ilgili çok ağır ve derin bir e, çalışma yapıyorum. İnşallah bunları da yapacağım. Ama bununla ilgili şöyle küçük bir şey söyleyeyim evet. size. Hani bu ritüeller de kimlerin, ya bunlar ilk defa orada mı oluyor? Yok niye inanalım bunlara, niye e, baz alalım diyenlere şöyle söyleyeyim. Çok üst, sözde elitler var ya sözde üst takıldılar. Bunların o kadar üst takıldı ki bunlar, satanik ayinleri var. Ve bu satanik ayinlerin ritüellerini, devasa teleskopları, Orion gezegeninin tam dik açıyla kendilerine geldiği tarihte, bu gözlem evlerinde gidiliyor. Tamamen karanlık. Sadece Orion'a yöneltilmiş e, teleskoplar o ışığı alıyor. Aynalarla dağıtılıyor. Çok loş bir ışık var içeride. Sadece Orion'un ışığı var. Ve kadınla erkekli bir parti veriliyor. Burada negatif cinsellik var. Yani kim kime dum deriz ya biz. Satanik bir eğilimle böyle cinselliği de barındıran bir ritüelleri var. Bunlar en üst düzey insanlardan bahsediyor. Hani milletin şöyle üst okul diye allandıra ballandıra aklanın işte üst akılları bu. Eğer biz onu üst takdir dersek... Kan dağıtı akıtılıyor mu o ritüelde? Çünkü orada kan akıtılmıyor. Kan karıştırılıyor birbirine. Ha, kan. Hangi kan karıştırılıyor? Ha ışığıyla, işiyle o Orion'dan gelen ışıkla bir çocuk yapılıyor. Ve oradan doğan çocuklar bugün hani isimleri verip sizin de kendimizin de başına belaya sokmayalım da hani yurt içi demeyeceğim. Yurt dışında her gün televizyonlarda gördüğünüz bazı ülke yöneticileri ya da çok üst düzey yetkililer olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi anlatabiliyor muyum ne kadar bunların DNA'ya, yıldız sistemlerine, galaktik sisteme ne kadar Pahalı olduklarını. Yani Hala o Belde o kadınlar hamile mi kalıyorlar? Evet, evet. Yani özellikle o o o diğer kanı taşıyan, yani mavi kanı taşıyan adamlar tarafından. Şimdi bunlar yani, zaten onların adına. Bebezler doğsun diye yani, değil mi? Evet. Ve özel. Şimdi ritüelle doğuyorsunuz. Siz evet. o gün o tarihte o enerjiyle o çocuğu yapıyorsunuz. Ve karınızdan yapmıyorsunuz, kocanızdan yapmıyorsunuz. O işe tapanlar arasında yapıyorsunuz. Bakın resmen ritüel sonucu yani o çocuk anlatabiliyor muyum? Özel oluyor. Ama hani tabii siz bunu bilmiyorsunuz. Herkese başka türlü lanse ediliyor. Gayet bunları biz kraliyet ailelerinde lord, prens, kraliçe yok bilmem ne olarak karşımıza bir de bunları üst akıl. İşte bunların üst akılları bu. Yani siz bunu şey ne şey... kadar akıllıca buluyorsunuz? Şunu anlamadım. Oradaki e, o ritüelleri yapanlar özel bir kan ailesine mi sahip? yani Tabii ki. Kan, mavi kanlı adamlar e, o kadınlarla melezler mi yap, yapıyorlar orada? Aynen, aynen. Yani şöyle söyleyelim. Bu tanrılara tapanlar, bu paganik e, tanrılara tapma ayinde, satanik ayinlerde böyle bir şey kullanılıyor. Ve buradan yani bakın önemli şeyler bunlar. Burada yine kan ve DNA önemli. Yani ne diyor? Bunlar özelliği en e, yüksek e, negatif kanı oluşturmaya elde etmeye çalışıyorlar ve bu yolda olduğunu düşündükleri için o çocuklarda özel seçilmiş çocuk oluyor. Yarın öbür gün siz işte bütün dünyayı yöneten üst düzey yetkililer haline getirirliyor. O yüzden dediğim gibi bu ayinler binlerce yıldır uygulanıyor. Peki bunlar nasıl uygulanıyor? Bakalım. Güneş tanrısı Ra'ya gidelim. Kim? Marduk. Marduk nerede yaşıyor? Marduk'un kenti neresi? Marduk'un kentlerinden bir tanesi Babil. Peki bakalım Kur'an Babil için ne diyor? Harut'la Marut adlı iki tane melek Babil'e indiriliyor. Babil'de insanların kadınla erkeğin arasını açacak şeyleri öğretiyordu diyor. Fakat diyor, bunu öğretmek için diyor, burada diyor, dünya hayatında ve ahirette hiçbir şeyinin e, bir daha hakkının kalmayacağını kabul ediyor musun demedi deyip de kabul etmedi ki asla öğretmezlerdi diyor. Bu satın aldıkları şey, ruhlarını vererek satın aldıkları şey şeyin aslında onlar için ne kadar kötü bir şey olduğunu ah keşke bilseler. Yani bakın bu Kur'an'da bahsedilen bir şeyden bahsediyorum. Evet. Kur'an ayet diyor ki Babil'de ruhlarını satmak karşılığında kara büyü öğretiliyor kabala. Ve bu Babil şehri Marduk'un hakimiyetinde. Babil'in tanrısı, kralı Marduk Marduk kim? Enki'nin çocuğu. Ben size demiyor muyum arkadaşlar? Boşuna mı diyorum? İblis Enki çocuğu Marduk'ta şeytanın ta kendisi. Şeytana dönüşen, iblise dönüşen e, olay bu aileyle ilgili, bu kan soyuyla ilgili. Dolayısıyla çok net bir çıkarım. İki kere, iki dört. Bu dediğim doğru ise, ben yani 25 senelik çalışmalarım bana bunu işaret ediyor her yönden. Evet. Ben de bunu paylaşıyorum. Varsa tersini ispat edecekler. Konuşalım, tartışalım. Doğrusu neyse onu kabul edelim. Benim bir çıkarım ya da e, kinim, nefretim yok. Ben sadece araştırmacı olarak bunları söylüyorum. İblis Enki ise, şeytan oğlu Marduk ise, Babil'de kara büyüyü bunlar öğretiyorsa, Babil kulesini de bunlar yapıyor ve o kule Enlil'in e, oğulları tarafından nükleer bombalarla patlatılıyorsa o zaman çok basitçe şunu söyleyebiliriz. Deccaliyet dediğimiz sistemin başı Enki ve Mardu'a dayanır. Dolayısıyla şu anda kapitalizm mi dersin, illüminati mi dersin, ne derseniz değil. Bu sistemlerin tapındığı tanrılarının başı her zaman Enki ve Mardu'a çıkar. Ve bu güneş kültüdür ve bu kült boğa kültü olan Enlil klanının düşmanıdır. Şimdi anlıyor musunuz? Neden boğa ile güreşildi? Neden boğa kanıyla yıkanıldığını, boğa kanı içildiğini? Bunların ritüellerinin neden? Şimdi anlıyor musunuz Illuminati'nin neden böyle saçma sapan kaç bin senelik bir e, ayini gelip yani muhtemelen pagan ayini oradaki e, çünkü bildiğimiz semavi dinler ülkesi tarihe gidiyor. E böyle bir ritüeli neden yapıyor? Hepsi tutarlı değil mi? Bence tutarlı. Çünkü bunun gibi yüzlerce değil, binlerce anlatılacak, örnek verilecek şey var. Hem kutsal kitaplarda, hem mitolojilerde, hem arkeolojide, hem yani her tür bilimsel, tarihsel veri, kanıt bana bu sonucu işaret ediyor. O yüzden ...insanlarla bunu paylaşıyorum. Şimdi bazılarına ters gelecektir. Tabii ki ters gelecektir. Şuha şu bakmasınlar da. Yalnızca, yalnızca senin şu anda e, ortaya koyduklarını konuşuyoruz. Hani buna karşı gelenler kendi başlarına gelebilirler. Hani biz şu anda senin anlattıkların önemli Üstad. E, o zaman bu sözde elitler e, Mitra dinle ve Satanizme tapıyorlar. Öyle mi? Anladığım kadarıyla. Ve e, sözde elitler Anadolu'ya ritüeller yapmak için geliyorlar ama bir şey de arıyorlar. Ne arıyorlar üstad? Şimdi buradaki aslında aradıkları şey şu. Aradıkları şey Anadolu'nun enerjisi. Daha doğrusu ihtiyaçları olan şey burada. Şimdi o kalede ne var? Amerika'da var mı? Yani ya da satanik başka bir yer ne var? Mesela bu aynı e, sözde elitler. Kapadokya'da kayalık bir dağın tepesine sütunlar diktiler. Bir tanesinin üstünü böyle altın varak kaplayıp yazılar yaptılar. Ve burada acayip acayip ritüeller yapıyorlar. Hadi bakalım. Neden? Amerika'da arazi mi kalmadı? Ne oldu yani Londra'da, Fransa'da, Almanya'da yer mi yok? Leyatları. Değil mi? Leyatları. Bakın enerji bunların bu enerji yollaması için ya şimdi Ay'a gideceksin, Mars'a gideceksin. Ne oluyor? Dünyanın dönüşü, onun bilmem nesi, her şey kombinasyonlarıyla çok net bir şekilde hesap etmeniz lazım. O gün yollaman lazım şey. Bir ay sonra yollarsan başarısız olursun. Anlatabiliyor muyum? Onun açısı, maçısı, kavuşması, en yakın rotası, çekimi, mekimi bunların hepsini hesap ediyorsunuz. E peki sizin ritüelleriniz Dünya dışı gezegenlerle, yıldızlarla ve şahsiyetlerle ilgili değil mi? Yani bu kurbanlar ne oluyor? Sadece dünya içindeki sistemler mi yapılıyor zannediyorsunuz? Hayır. Bunlar boyutlar arası, yıldızlar arası, gezegenler arası ritüeller. Dolayısıyla gezegenlerin, yıldızların hizalarını çok iyi hesap etmeniz lazım. İşte bu sebeple diyorum ki Göbekli Tepe bu işleri yapan önemli bir astroloji merkezi. Kadim orada bir sürü yer var. Usturlap senin tabirinde kadim işte. Kadim usturlap, usturlap demenin sebebi yani. buydu. Evet. evet diyorum çünkü bu iş diyorum ki gökyüzüyle yıldızlarla alakadar. Ve orada farklı açılarda, farklı zamanlarda farklı yıldızları da ölçüyorlar. Ve Adeta gök gökyüzüyle... lehatlerinde farklı olaylar o anda enerji buluyor değil mi? Kesinlikle öyle. Mesela neden Göbekli Tepe oraya yapılıyor? Şimdi bunları her şeyi zamanım vaktim yetmiyor. imkanlarım ve vaktim kısıtlı. O yüzden bu kadar derinlemesine her şeyi yapmak çok zor oluyor. Ama şu araştırmaların yapılması lazım. Göbekli Tepe yapıldığı tarihte hangi yıldızlarla özdeşleşiyor? Bakalım bir bağlantı var mı? Ben burada bunları zaten programımızda da anlatmıştık sizinle. Hani bunların detaylı bir şekilde vermiştim ve bunların tesadüf olamayacak e, detayları bu kadar şey dururken basitçe oraya işte saçma sapan bir basit e, bir algı yap, yaparak üstünü örtmek bana doğru gelmiyor. Ha şu var her anlattığım doğru. mu Hayır ben araştırmacıyım. Bunlar benim hobim. Ve bu bilgilere bir şekilde 20-25 senelik bilgilerimi harmanlıyorum. Sonuçta bu bir tezdir. Çok şimdi bunun önemli, antitezi de olabilir. Yaptıkların çok önemli. Yani yurt içinde, yurt dışında e, her yere e, gitmeye çalışıyorsun araştırmalarını. Hem de kendi imkanlarında. Hakikaten e, inanılmaz büyük bir fedakarlık. Ve sen bunu insanlık için yapıyorsun. Yalnızca insanlara hani e, doğruyu anlatabilmek için yapıyorsun. Ve biz burada şimdi milyon yıldır devam eden bir savaştan bahsediyoruz seninle. Evet. Bu savaşın iki tarafı var dedik Hakan. Dedik ki Rahmaniyet, şeytaniyet savaşı ve sen bunun nereden geldiğini çoğu eskilere dayanarak anlat. Kesinlikle. Bu noktada taşıdığımız kan kırmızı kan ama karşımızdaki kan mavi kan. E, bu e, kanın özelliğine ne? Yani Türklere özel bir DNA mı var? Türklere özel bir gen mi var? Yani bu topraklar neden özel konuştuk ya şimdi bu kan neden özel onu konuşalım senin. Neden özel? Bazıları yani bazı profesörlerimiz yani çıkıyorlar her gün televizyonlarda. Türk diye bir ırk yok diyorlar. Onlarla bile dalga geçiliyor. Nasıl olmaz? Yani bu genetik haritaları bir incelesinler. Bakalım karşılarına ne çıkacak. Yani Türklerin genetik olarak diğerlerinden farkı var. Yani bunu bir bak, Üstünlük ya da şeylik değil. Hayır Genlerinde bakın tüm dünya dünyada yapılmış çalışmalar var. Genetik mesela Finlandiya'nın genetik haritası çıkartılmış. Kaç tane gen dizilimi var? Yani kaç malzemeden oluşuyor? Diyelim 10 tane gen karışmış şu gen bu gen şu hepsinin kodları var bilimsel yani bunları ben kendim yapmıyorum İngiltere'ninki işte şeyinki Çin'inki Amerika'nın her ülkenin genellemesine bakmışlar bu ülkede kaç tane şey vardı Türkiye'ye bir geliyorsunuz herkes de 8 tane 10 tane hadi en baba 15 olsun en yakınında 20 olsun Türklere bir bakıyorsunuz 45 inanılmaz bir gen e, salatası var Anadolu toprakları, Anadolu ve Mezopotamya. Neden burada bu kadar gen farklılığı var? Şimdi en bozuk gen burada, en saf gen kan da burada. Şimdi bunları ayıklama zamanı geldi. Ve bunu ayıklamak için bence genetik testine yüzde yüz işe yarayan ama virüs ölçmekte işe yaramayan PCR testlerini kullandılar. Bakın PCR testi virüs ölçmekte kullanmaz. Bunu kendi Nobel ödüllü bilim insanı söylüyor. Ben söylemiyorum. Peki neden Nobel ödülünü PCR'a verdiler bu testlere? Çünkü genetiği inanılmaz derecede net bir şekilde ayıklıyor. Ve şimdi herkes PCR testleriyle genetik olarak tüm dünyanın kodları toplandı. Kim kimin kanından ayrışma zamanı. Peki o ayrışmayı kim yapacak? Mavi Anladınız kan. mı? Şimdi orada öyle bir hamle yapacaklar ki, nerede kırmızı kan var? Nerede bunlara ters gelen bir DNA var? Adam kendini bilmiyor. Belki fakir, belki dilenci ama bunlara en ters genetik onda. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Adamın kendi bile bilmiyor olayı. Ya da ne bileyim adam belki başbakan müthiş bir mevkide, bunların baş düşmanı. Şimdi biz kendimizi bilmiyoruz ama onlar bunları biliyor. Şimdi Oktar Babuna'nın 40 milyona varan, yani bir anda 40 milyon değil tabii, geçmişteki tüm datalarla beraber kanlarımızı yurt dışına götürmesi biliyorsunuz sansasyon olmuştu. Hatırlayın. Neden? Bunlar neden yapılıyor? Neden birileri bizim kanlarımızı alıp alıp inceliyor? ne yapacaklar? Yurt dışında Türk kanında aman bir zeval gelmesin diye e, şey mi kan bağışında mı bulunacaklar? Bizim yani genimizde ne ilgileri var? Şimdi e, bundan sonra yapılacak hamlelerde yani işte e, pandemi, plan pandemi her neyse biliyorsunuz yeterince canımızı sıktı tüm dünyada çok büyük e, kasıtlı bir problem yaratıldı. Detaylara girmeyelim. Artık çünkü geç kalıyoruz detaylarda artık ne olacaksa yaşayıp görme safhasına doğru bizi sürüklediler. Bazı konularda da geç kaldık. Bakıyorsunuz buna. Bundan sonraki hamle çok daha bizim için yıkıcı olabilir. Hı -hı. Çünkü artık tek tek hepimizin ismen DNA'larını bir şekilde topladılar. Yüzde doksan dünyanın genel tasını çıkardılar. Vatikan'da böyle birimler var biliyor musunuz? Yani İsa'nın ölmediği Maria Magda Magdeni'nin evlendiği ve buradan işte eee evet. ailesinin e, oluştuğu, oradan bir kızlarının olduğu ve bu soyun devam ettiği. Ve bu soy devam ederken bu soyu işte kim? Mesela adam mahallenin bakkalı, o soyun en asil kanı onda. Kendi bilmiyor ama takip ediliyor. O gen takip ediliyor ve ona göre sahip çıkılıyor. Sırf bu işlerle uğraşan birimler var. Bu takıklık nedir? Nedir yani bu din kisvesi altında adamlar neler yapıyor? Olmuyor mu bunlar? İncelesinler, araştırsınlar, görecekler bütün bunları. Dünyanın belki de en gizemli yeri Vatikan'ın arşivleri değil mi? Mahzenleri. bir de şöyle bir şey var. Adam dinden imandan bahsediyorlar. Bütün bilgileri alıp saklıyorlar. Böyle din iman olur mu kardeşim? varsa bir şey koyun internete herkes okusun. Ama kendileri için kutsal ve başkaları için tehlikeli olacak bilgileri saklamıyor. E şimdi kendine Müslümanlık değil mi? Nasıl yani? Hem iyilikten, kardeşlikten bahsediyorsun. Sevgi, paylaş bilmem ne diyorsun. Öyle asayla şapka, komik şapka, enki şapkalarıyla dolaşmakla bu iş olmuyor. İnsan derisine yazılmış kitaplar olduğu söyleniyor. Vatikan arşivlerinde. Nasıl bir kardeşlik sevgi anlayışı? Bütün satanik arşivler orada. E yakın o zaman. Madem kötü bir şey varsa paylaşmıyorsanız. E ee, yak gitsin. Bugüne kadar yakmadınız mı? Yaktıkları hep iyilerin kitaplarıydı. İskenderiye kütüphanesini yaktılar. Vatikan yanmadı ama. Anlatabiliyor muyum? Ormanları yaktılar insanları yaktılar, kitapları yaktılar ama kendilerine yarayacak hiçbir şeyi yakmadılar. O yüzden Irak'ı yerle bir ettiler. Irak'a girdikleri zaman ilk aldıkları şey orijinal Kur'an-ı Kerim el yazmaları ve Sümer tabletleriydi. Özel birimler gitti bunları ele geçirdi. Ondan sonra yerle bir edip hepsini kırdılar. Yıldız geçidi, arkadaş? Bir yıldız geçti orada ortaya çıkar çıkmaz Amerikan ordusu harekete geçti. Ve Irak işgal edildi. E, ee, Bucegi Dağı'nı bilirsin. Bucegi Dağı'nda ortaya çıkan şeyin aynısı Irak'ta da ortaya çıkmıştı. Anladım. Enkinin Irak'ta Mezopotamya topraklarındaki Enkinin mabedini neden ağır silahlarla Amerikalı askerler halen korumakta? Bunu bir düşünsünler. Şimdi diyorum ya Enki'nin bakın bunun lamancım yok. Şimdi CIA'in FBI'ın bu Illuminati askerleri Enki'nin Irak'taki mabedini koruyorsa İblis'in de Enki olması çok normal değil mi size göre? Evet. Bunlar senin benim yani canımız yandığında bizi koruyorlar mı? Var mı böyle bir koruma? İnsanlar ölüyor, umurları değil. Bütün ormanlar yanıyor, hayvanlar yanıyor, umurları değil. Şu oluyor umurları değil, bu ama kendi inanç sistemlerine nasıl sahip çıkıyorlar görüyor musunuz? Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Irak'ta Iraklı oraya adımını atamıyor. Adamın kendi toprağı, kendi tarihi ama Amerikalılardan yanına yaklaşın. Ağzın roketi yer vallahi orada. Yarın öbür gün bu sapkın din inançları yüzünden aynısı bizim ülkede de başımıza gelmez. Uyarıyorum, altını çiziyorum. Bunlar o kadar takıntılı ki bu din konusunda. O kadar takıntılı ki, o kadar gözlerini karartmışlar ki bu şeytana tapma konusunda bu konuda hiçbir şeyi yapmaktan asla çekinmeyeceklerini bilmemiz lazım. Çok önemli bir detay da var bu topraklarla ilgili. Seninle de konuşmuştuk daha önce. Geçmiş dünyadan kalan çok önemli yıldız geçitleri de var bu topraklarda. Ee, ve buraları da belki de ele geçirmek istiyorlar ve buralardan ne getirip ne götürecekleri de belli. Yani yıldız geçitleri bana göre Dünyanın birçok yerinde var. Ha şu anda aktif olarak kullanılabiliyor mu, kullanılmıyor mu? Bu ayrı bir dava. Ama zamanında kullanılıyor muydu? Bence kullanılıyordu. Yani Bosna piramitleri yakınlarında Avrupa'da bulunan tabletlerde şöyle bir çeviri var. İnleyen, vınlayan işte piramitlerden bahsediliyor. Ve buraya bir takım e, araçların gelip, bir çalışma yaptığından bahsediliyor. Yani enerjimi alıyor, enerjimi veriyor. Bir iletişim var. Ve burada bu iletişim sonra diyorlar ki bir şekilde diyor bu şey verimi düştü. Yıldız kapısı kapandı artık. Tekrar açılıncaya kadar burada şerefimizde kalıp bir savaşçı gibi davranmamız gerekiyor. Bakın 30 bin yıllık Bosna piramitlerinin yakınında bulunan bir taşın üstündeki ifadeden bahsediyorum. Yıldız kapısını anlatıyor. Yıldız kapısından buraya gelenler tarafından anlatılıyor bir de. Böyle bir durum var yani. Şimdi bu bilgilerin asla gün yüzüne çıkmasını istemeyen birileri var. Örtbas bilimi burada devreye giriyor. Oraya doğal oluşum, buraya bilmem ne, şuraya bilmem ne. hepsini çocuk oyunu piyesine çeviriyorlar crash seviyesine indiriyorlar ama o bilgileri bize ders kitabı diye okutuyorlar. Biz bunları tarih dersi, tarih bilimi, arkeoloji bilimi diye yıllardır bunları baz aldık. Bunlarla eğitildik, büyütüldük. Yani, o yüzden farklı bir bilgi geldiği zaman de tepki Mıydı, değil mi? Bir dünya tarihi oluşuyor böyle kafadan. İki Aynen tane. öyle. Aralara iki tanemiz, iki tane primat. Her şeyi tamam, bunlara at. Dünya, tarihi. İşte insanlığı maymuna bağla, evreni Big Bang'e bağla, her şeyi de tesadüfe bağla. Neyi yok ettin? kadir Mutlak yok ortada. Bakın bu projeler Kadir-i Mutlak'a yok saymak için geliştirilmiş projeler. Birbirlerini tamamlamaya çalışan projeler. Ama asla ne kayıp halkayı bulacaklar, ne işte Big Bang'le ne de evrim teorisiyle hiçbir yere varılmayacak. Bunu çok Hakan. iyi biliyor bilim adamları. Şöyle diyebilir miyiz? Yani e, insanoğlu bundan önce, bundan çok çok önce, milyonlarca yıl önce bu e, kötü negatiflerle e, bir şekilde savaştı e, ve sonrasında... E, savaş hala devam ediyor. Savaş hala devam ediyor ve e, yeri geldi Atlantis'i geçirdi, ele geçirdi bu... Kötü güçler e, muyla savaştırdı. Yeri geldi işte Atlantis'in yıkılmasına, yok olmasına, mu'nun yok olmasına neden oldular. Kıtalar yok olurken evet. e, insanlar çeşitli yerlere kaçtı. Mu'nun Atlantis'in bilgilerini taşıdılar. E, ama e, sonrasında dünyaya gelen e, belli bir grup var. Hani Anunnakiler dediğimiz bu grup. Bu grubun direkt bizim DNA'mıza müdahalesi var ve daha sonrasında herhalde e, ki yani sen de katılıyorsundur, kendi melezlerini dünyaya getirdiler insanlarla e, bir araya gelerek ve biz bunlara işte e, tanrılar yarı tanrılar dedik öyle mi? Yani, Aynen öyle. E, bu şimdi e, 12 sarmallı bir yapı var ama. İki e, DNA birbiriyle bağlı, diğerlerinin ipleri kopuk. Sakat bırakmışlar yani. E, burada Türk kanının, bizim kanımızın özelliğini o noktada, yani gizemi nerede, serüstan mı, nereden, yani bizim gizemimiz nereden kaynaklanıyor Hakan? Cığım? Bana göre durum şöyle özetlenebilir, basitçe, kısaca anlatmak gerekirse. İnsanoğlu Kur'an'da da net bir şekilde belirtildiği gibi dünyada yaratılmıyor. Cennet denilen dünya dışı varlıkların, bilinçli varlıkların insandan önce yaşıyor olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bugün bunun tam olarak karşılığı dünya dışı akıllı yaşam. Yani uzaylı dediğimiz form. Ya dünyada başka bir yer var. Şimdi Adem avva yokken onu yaratanlar cennet yok mu var? Ee, Adem avva değil bunlar. İnsan değil daha yaratılmadı. Kim onlar? İnsan olmayan akıllı varlıklar bir yerlerde yaşıyor. Ve dünyaya kovuluyor. Yani dünya değil. Baktığınız zaman burası Sirius'ta çok alakası var gibi görünüyor. Ama tabii Sirius'un A'sı var, B'si var, C'si var, planet X'i var, Nemesis'i var, Nibiru'su var. Şimdi bu detaylara giremeyeceğim. Burada Türklerin Sirius Bey ile bir bağlantılı oldu ve humanoid insansı formda zaten dünyadan önce safkan bir insansı soy olarak var olduğunu düşünmek için birçok şey var yani. Evet. Tarihi bilgi işte dinlerde geçiyor bu bilgiler yani e, şüphesiz Sirius'un Rabbi odur diyor. Neden bir sürü gezegen varken Sirius'un da Rabbinin Kadiri mutlak olduğunu söylüyor. Anunakilere şirk koşmayın, takılmayın diye. Bize orayı anlatıyor ki orada birileri var, birileri yaşıyor. Sizden de üstün varlıklar var ama bunlar sizin Kadiri mutlaanız bunlar değil diyor. Ben de hep bunu söylüyorum zaten. Bunlar Mısır'ın tanrıları, Yunan'ın tanrıları, ondan sonra şunların tanrıları. E, Tevrat'ta geçen Elohim yani tanrılar demek olan kavramlar, Kur'an'daki biz demek olan kavramlar ama o dediğiniz anda, alemlerin Rabbi dediğiniz anda, Kadir Mutlak dediğiniz anda bambaşka bir yerdesiniz. İşte bu ayrımı çok iyi yapmazsak Kadir Mutlak'a şirk koşarız. O yüzden bunu çok iyi ayırmamız gerekiyor. Yanlışa düşmemek için. Eğer bir dine ve Kadir Mutlak Allah'a inanıyorsanız Allah'ın ne olduğunu ve ne olmadığını çok iyi bilmek zorundasınız. Yani en önemli şeyiniz bu olacak ki ondan sonra Doğruyu bulup hakikatten kopmayasınız. Buradaki insanın yaratılışı ve insan yaratılmadan önce Kur'an'dan gidelim. Madem oradan, işte Tevrat'tan, dinler üzerinden gidelim. Sümer'de de aynısı. Fark etmiyor. Dünyanın her yerinde aynı hikayeler anlatılıyor zaten. Bakıyorsunuz Adem, Avva, E, ee, bir de cennette yılan var değil mi ağaçta dolanıp bunları kandırıyor. Ama yılan konuşuyor, bilgili, her şeyi biliyor. Hani bildiğimiz bizim öyle kara yılan, kara mamba, kobra en gerek değil. Yani konuşan şey yapar ve yarı insan yarı yılan olarak tasvir edilir. Çoğu şeyde de böyledir yani. Hikayede de böyledir. Yani yılanımsı yahut yılan melezi yahut sürüngen yani reptilyan melezi bir varlık tasvir ediliyor. Kim bu? İblis. Değil mi? Evet. İblis Kur'an'da da yarı insan yarı sürüngen yarı yılan olarak bahsedilmemiz. Şimdi biz buna reptilian melezi dediğimiz zaman Kur'an'a ters bir şey mi oluyor? Hayır. Açıklaması oluyor, doğruluyor, aralıkları da Ama onun iz e itiraz ettiği meclis başkanı kim? O sürüngen değil. Safkan. Zaten bu projeye itiraz etmesi ve Nuh tufanında o insanlığın yok edilme kararı hep bu iblisin kendi DNA'larıyla bu projeyi yürütmek istemesinden ortaya çıkıyor. Bakın iblis geni taşıyan insanlar yok edilmeye çalışıldı. Çünkü bunun sorun yaratılacağı belliydi. Dikkat edin bunu. Bu, cümle. bu cümleme iyi dikkat edin herkes. Açalım Doğru. o cümleyi biraz. Önemli. Ennil <laughs> Sümerlerde de bu böyle anlatılıyor. Ennil Anu'nun emriyle insanların Yok edilme kararı alınıyor. Kim alıyor? Ennil. Buna kim karşı çıkıyor? Enki. Neden karşı çıkıyor? Burada i̇nsanlar yok edilecek. Yok edilecek ama bakın insanlar değil. Kendi de insan. Ha -ha. Kendini kim? yok ediyor mu? Melezler yok edilecek. Hangi melezler? melezler? Şu melezler. Hayır. İnsanla maymun arası olan melezler değil. İnsanla Sürüngen olan melezler, yani enki burada kendine bir kısa devre yapıyor, sürüngenliği insanlığın içine açılıyor. Zaten o yüzden kovuluyor, zaten o yüzden bütün bu belalar başımıza geliyor. Zaten hala o sürüngen melezleri yüzünden bütün bu ormanlar yanıyor, kanlar dökülüyor, yok çocuk kanı içiyorlar, yok bilmem sapık sapık şeyler yapıyor, onlar yapıyorlar. O genleri taşıyanlar yapıyorlar. Aslında yok edilmek istenen şey insanlık değil, reptilyanlık. Çünkü reptilyanlık insanlığa bulaştırılıyor. Neyle? O elmayı yemeyle. Elma diye bir kelime Kur'an'da yok. Soy ağacının meyvesi. Soy ağacının meyvesi. Bakın, hayır. Hayır, değil mi? Nasıl? Soy ağacının meyvesi cinsellik değildir. DNA'dır. He. Şimdi tüp bebek cinsellik de mi oluyor? Evet. Hayır. Ama çocuk oluyor değil mi? Evet. Yine bir soy ağacının meyvesi var. Evet. Şimdi söylüyorum. DNA'yı da ne kontrol ediyor? Bütün bugün yaşadığımız pandemide bunu öğrendik. mRNA denilen kodlarla DNA kontrol ediliyor. Siz eğer kendi frekans kodlarınızı herhangi bir mRNA'ya yüklerseniz bunu karşı tarafa elma olarak yedirin, armut olarak yedirin, barbunya pilaki olarak yedirin, aşı olarak yedirin, hap olarak yutturun veya cinselleşin. Fark etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Şimdi neden cadıların hep böyle al belisi yüksek kıpkırmızı bir elmayla insanları kalan kandırdığına dikkat edin. Anlıyor musunuz? Evet. O yüzden de yani bu söylediklerim düşünen insanlar için birçok şey ifade edecektir diye düşünüyorum. Neye dikkat etmeleri lazım? Şeytan bu sefer neyin peşinde? Bunu nasıl bize yani Ademle Havva'nın başına gelen belalar bizim de şu an başımıza gelebilir mi acaba diye düşünmemiz gerekiyor. Du. Şimdi buyurun. Bu noktada Kırmızı Kan'ın temsilcisi olan bizler, Adem Soy'un, evet. biz farkında değiliz ama karşımızda çok güçlü bir grup var. Ve bu grup yüzyıllardır, bin yıllardır dünyayı istediği gibi yönetiyor. Yani bir takım bilim insanları, bir takım düşünce insanları bunların istekleri doğrultusunda, Kitaplar yazıyor, araştırmalar yapıyor ve bunları insanlara istediklerini istedikleri şekilde anlatabilmek adına tarihçisinden, felsefecisine her şeyi, herkesi istedikleri gibi kullanarak bu insanlığı manipüle ediyorlar. E, bu milyon yıldır devam eden savaşta, bu gelinen noktada da daha önce de konuşmuştuk. Harp teknolojisini kullanan sözde devletler var dünyanın çeşitli yerlerinde belki felaketler yaratılıyor, felaketler Dedin ya sen e, aylar öncesinden aslında davul zurnayla dergi kapaklarından dizilerle oyunlarıyla, filmlerle. filmlerle bağıra bağıra ben geliyorum diye diye geliyor bunlar. Nasıl bir şeyin içindeyiz? Ya yani nasıl bir oyun kurulmuş ya. Ya yani çok derinlere gidiyor ve bunun derinliğini fark edemezsek oyunu da fark edemiyoruz. Önce bu işin yani petrolmüş, paraymış, dolarmış, euroymuş bunlar devede kulak arkadaşlar. Asıl olay bambaşka yerlere gidiyor. Ve bu bambaşka yerlerin farkına varamazsak biz bundan sonra da sürekli golü yedikten sonra topu göreceğiz. Biz daha bakın topu göremiyoruz. Şimdi kalede bekliyoruz bir düşman var ama top nerede? Topu görmemiz lazım ki biz o şutu engelleyebilelim. Bu gerçekleri görmemiz lazım ki bir sonraki golü yemeyelim artık. Evet. Yani benim tüm derdim bu. Ve bunlar e, kimi zaman işte tarihsel olarak sağlık sektöründe, bilim sektöründe, her sektörde örtbas bilimleriyle çarpıtılıyor ve gerçekleri söyleyenlere bunları çarpıtıyorsunuz diye de iftira atıyorlar. Tam tersini Çünkü yapıyorlar. Medya kendi elinde değil mi? Güç kendi elinde, finans kendi elinde. Para diye e, maji, bir ortaya bir maji konmuş. Onun çevresinde e, odaklanan ilişkiler. İnsan oldu yani. Adem oldun gözü tamamen kapatılmış. E, şimdi mesela geldiğimiz noktada e, küresel ısınma deniyor. Belki e, karbon ayak iziyle bütün dünya haraca bağlanacak. Bilmiyoruz. Yani e, bir adam var Nikola Stern profesör. Duymuşsundur belki adını. Hatırlayamadım. Bu adam yeşil e, enerjiyi sahneye süren, sıfır karbon iddiasını ortaya atan kişi. E, şimdi e, fosile karşı, fosil yakıtlara karşı olanlar e, olarak böyle e, bu sözleyicilerin eee oluşturduğu, hani e, fikirleri e, hayata çeviren e, kişiler bunlar. E, büyük bir esete doğru götürülüyor herhalde dünya. Yani e, iteleye iteleye, zorlaya zorlaya. Zorluyor yani, evet zorluyorlar. Dedin ya ormanları yaktı, depremler oluyor, daha değişik felaketler oluyor. Ama biz yani isyan edesi geliyor insanların. Uyanmayacak mı acaba hani Ademoğlu o noktada? Niçin Bakın yani? askeriye de çok güzel, net bir cümle yazar. Nöbet kulübelerinde şöyle bir yazı vardır. Uyuma, uyanamazsın. Çok net yani. Sen nöbet tutarken uyursan kafanın ortasına, alnının ortasına yiyeceğin kurşuluyor. O kurşunla o son uykun olur. Orası ve o zaman dilimi uyunacak yer ve zaman değil. Şimdi ben de diyorum ki madem Anadolu'da doğmuşuz, bu topraklarda yaşıyoruz, ahir zaman içine girmişiz, uyuyacak, rehavete kapılacak bir lüksümüz yok artık arkadaşlar. Bugün ormanlar yandı. Tamam. Evet. Mangaldan yandı. Hani iklim profesör öyle diyor. İşte mangal yakma, işte ormanı kurtar, izmarit at. İzmarit'ten çıktı. Diyor. Ya, Hakan ya benim söylediğim. çelişkiyi algılayabiliyor musun bak? Ekonomistin kapağında işte Time kapağında orada burada işte Hiçbir kartlarında Simpson dizisinde bir sürü dizide filmde bağıra bağıra ben bunu yapacağım diyor. Yapılıyor olay. Olay yapıldıktan sonra bambaşka saçma bir neden buraya bağlanıyor ve insanlık buna inandırılmaya çalışıyor bu seferde. Peki ona inanalım ne olur? Mangaldan çıktı bu yangın. Tamam, bütün mangalları yasakladık. <laughs> Yarın öbür gün aynı şey açık kalmaz mı? Sizce mangaldan mı çıktı? Eğer mangaldan çıktıysa bir daha yanmaması lazım. Bütün ormanlarda mangal yakmayı yasaklayın, bitsin o zaman. Çözüm bu değil arkadaşlar. Yani İzmarit'ten de çıkar, mangaldan da çıkar, başka şeyden de çıkar. Tamam çıkar ama bin yerde çıkıyorsa artık uyanma vakti. On bin yerde mi çıkması lazım? Aylarca bütün dünya ormanları yandı. Onlar da mı mangaldan Şimdi baktığınız zaman uyanmazsak başımıza daha çok şey gelecek. Bu yüzden uyanmamız gerekiyor ve geliyor. Bundan sonra daha büyük şeyler geliyor. Ne Gelmesin. Ya ben sana söyleyeyim yani dağları aktif edebilirler. Har edebilirler yani. Değil mi? Yo içine bir bomba da bir aynı şeyi yapar yani. Ha, ne olur ona? Ne bileceksiniz yani? Bir e, şey ışın silahı atsa belki ne olacak? Deprem yapıyor. Sel yapıyor. Tusuna mı yapıyor? E bunlar yanardağı patlatıyor. Yağmur yapıyor, sel yapıyor. Yapmıyor mu? Şimdi baktığınız zaman bunlar kim yapıyor biliyor musunuz? Mitolojik tanrıların hepsi tam olarak bunlar yapıyor. Tam olarak iklim olaylarıyla biri şimşek çakıyor. Enerji silah. Zeus'un elinde ne var? Şimşek. Şimşek. Thor, Zeus Thor'dur zaten. Odin ne oğlu Thor'dur yani. Odin de Arno'dur. Thor'un elinde ne var? Çekiç. Ha şimşek çakmış, paramparça etmiş. Ha ondan sonra balyozla e, balyozla vurmuşsun, paramparça etmişsin ve eline geri gelmiş bir daha atıyorsun. Geri gelmiş bir daha. Ya enerji silahı, mermisi bitmiyor. Anladınız mı şimdi o e, binlerce yıllık sembolizm? Elinde böyle sivri uçlu bir şimşek tutmuyor yani. Enerji silahı atan göksel bir varlıktan bahsediyoruz. Şimdi anlatabiliyor muyum olayı? Bunun aynısı Babil Kulesi'ni yıkmamış mı? Neyle yıkmış? Enerji. Çakıl taşıyla. Enerjiyi bırakın. E, enerjinin ben size kaynağını da söyleyeyim. Bunları hep anlatıyorum farklı programlarda. Böyle hep birbirine bağlı. Bakın Sodomla Gomora'nın yıkıldığı yerlere Lut Gölü'ne bakın bakalım. Dünyanın en derin denizden 422 metre aşağısındaki gölü neden orası? Bakın bakalım radyasyon seviyesi hala normalin kaç kat yüküsünde? Normal bir göl mü? Tuz seviyesini de bir inceleyin. 84 tane minerali de bir inceleyin bakalım. Oraya nereden gelmiş? Anlatabiliyor muyum enerji silahı? Nükleer fa bomba. Peki bunlara da inanmıyorsanız 1600 derecede canlaşan kayaları göstereyim. Gelin inanmayanla beraber toplayalım orada. Bilim yani, insanları istedi istedikleri testi de yapsınlar. Bakalım sonuçlar ne çıkıyor. Şimdi bütün bunları bildiğiniz zaman başka düşünüyorsunuz. Bilmediğiniz zaman başka. Yahut da bunları bilmek yerine yıllardır yılanların masallarında büyütülmüş ya da eğitilmiş ya da bunlara tavaf etmiş olanların bilgileriyle, yorumlarıyla bambaşka şeyler çıkıyor. O yüzden ben yüreğinde hakikat titreşimini taşıyan, kanında rahmani frekansları taşıyanların bu söylediklerim karşısında kim doğruyu söylüyor, kim yalanı söylüyor? Kimin ne? Bunların bana size ne faydası? saat saatlerimizi niye başka yapacak işiniz gücünüz yok mu yani? Neden bunları konuşuyoruz? İnsanlar bunları düşünmeli. Yani burada şöyle bir şey var. Artık herkes yüreğinin sesini dinlemeli ve hakikatin peşinden gitmeli. Hakikatin ne olduğunu da araştırmalı. Hazır peynir yani bedava peynir sadece fare kapanında var arkadaşlar yıllarca bize verilen eğitimler, şeyler bir format atmaktı. Beyin yıkama projesi. Bizim eğitim dediğimiz şey 47 yılında Fulbright anlaşmasıyla eğitim sistemini satmışız. Bütün kitaplarımızı, içeriklerini Amerikalılara vermişiz, devretmişiz. Şu anda da hala bunların şeyleri var. Yani emareleri günümüze kadar gelmiş. Mesela Yüksek Öğretim Kurulu'nun diye bir kurum var ya. Yani bu hangi ülkede var nelerlerde var başka baktığınız zaman tüm şeyler bu filtreden geçiyor ve bu filtreyi mirası kitaplar e, ve birçok araştırma e, noktalanmış o noktada e, Atatürk aslında bir şeylerin farkında İnsan şiirini bilirsin Atatürk Tabii bilmez yani orada Adem olduğundan ve insanı bahseder net bir şekilde yani bence o, farkında yani onun kesinlikle farkındaydı. Farkında olmasa muhtısını araştırmaya göndermez Tahsin Manyet'e. O şartlar altında e, Türklerin nereden geldiğini, hangi kanı taşıdığını şiirinde de, yaptıkları e, şeylerde de gayet net olarak belli etmiş. Hem de o sağlığı bozup savaştan çıkılmış, hiçbir imkan yok, hiçbir şey yok, taş taş üstünde kalmamış. Ülke işte perişan durumda ama ona rağmen bu işlerle ilgili son derece ciddi çalışmalar yaptırmış. Kimin kim olduğunu çok iyi biliyor çünkü. Değil mi? Valla size bir şey söyleyeyim mi? Karşı taraf Türk'ün ne demek olduğunu Türklerden daha iyi biliyor. Yazık ki. Bunu üzülerek söylüyorum. Çok acı. Çok yani Çanakkale Savaşı'nı kazananlar değil de kaybedenler çok daha iyi biliyor kimlerin nasıl kazandığını. Biz... Kendimizin farkında değiliz. Biz nasıl bir yardım geldiğini Rahmani sistemden, bunu sadece Atatürk olarak söylemiyorum. Oradaki Aksakallılar da eskeşmeyeceğiz. Bunlar Rahmaniyet'in desteğiyle oluyor. Atatürk vesilesiyle oluyor. Ama sadece Atatürk tek başına bütün Rambo gibi bütün savaşı kendisi kazanmıyor. Bağlı olduğu Rahmani sistem sayesinde oluyor. Bakın bizim kan grubumuz bu yardımı alabilecek titreşimlere frekanslara enerjiye sahip. Ama bu bağımız çeşitli hilelerle, bu genimiz çeşitli hilelerle, bu DNA'mız çeşitli hilelerle değiştirilmeye çalışılıyor. Yediğimizden, içtiğimizden, yuttuğumuzdan başka yerlere kadar, başka yerlere kadar, başka yerlere kadar. Çok dikkat dedi. edilmesi gereken çok önemli bir e, dönüm noktasındayız. Evet. E, uyanan çok önemli bir kitle var. Türkiye'de de dünyada da. Bakın uyanışın beşi Anadolu. Kimse dünyada bu işleri bu kadar aslında net konuşup görüşüp bu işlerin peşine düşmedi ve Türkiye'de Anadolu'da müthiş bir uyanış var. Ama müthiş bir kara gölgede üzerimizde geziyor. Yani her tür oyuna, her tür vesveseye açık olunan bir dönem. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman ışığı, karanlık yok edebilecek. Ben buna bütün moleküllerimle inanıyorum ve bizim geldiğimiz yerin ışık olduğunu biliyorum. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kandadır, mu kanındadır diyorum. Rahmaniyetin çocukları olarak. Türkler olarak buna sahip çıkmakta boynumuzun borcu diyor. Biz bu kanı taşıyoruz, Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Borcumuz var. Yani burası böyle sıradan insanların yaşayacağı topraklar değil. Kimse de tesadüfen burada doğmuyor. O yüzden buna layık olmak, bu bilgilerle kendimizi aydınlatmak, onlar illüminatı aydınlanmış adamlar olarak, onları aydınlanmış diyorsa karanlık demektir. Onlar sevgi diyorsa dehşettir, nefrettir, kindir, kandır. Ne diyorsa tam tersidir. Onlar iyi bir şey yapacağız dediği zaman kesinlikle kötü bir şeydir yani. Çünkü negatiflikten yani acıdan, üzüntüden beslenen bir durum, beslenen bir grup var öyle değil mi? Yani insanoğlunun gözyaşı ve kanı onlara bir besin yani. Mutluluk. Mutluluk. Besin. Aynen öyle. Şimdi baktığınız zaman aynısını size hangi kuzu kimi öldürmüş? Var mı böyle bir şey? Yok. Hangi keçi evleri basıp insanlara saldırmış? Hangi inek toplu katliam yapmış? Biz niye onlara katliam yapıyoruz? Güçlü şey oldu. Çöp şiş, pirzola, İskender. Valla işte reptillik bende de var. Bunlara vay diyorum. Kendimden de utanıyorum. Ama şöyle bir olay var. İşte DNA'mız bozuk diyorum ya. Evet. Var bozukluk. Biz gücümüzün yettiğine bunları yaptığımız için başkaları da gücünün yettiği zaman bize acımıyor arkadaşlar. Değil mi? Bize neler yapıyorlar? Yapıyorlar. Yapmıyorlar. Yapıyorlar. Daha da yapacaklar. Bir yere kadar engelleniyor. Bir yerden sonra yani bu iş şeye dönüyor. İşte niye yardım etmiyorlar? Niye şu oluyor? Niye bu? Kız Kulesi'nin hikayesini anlayın Hatırlayın. Ne oluyor? Bir işte rüya görüyor işte şey kızınızı yılan sokacak ölecek. Burada da yine dikkat edin yılan ve elmaya. Çok enteresan. Ve burada ne oluyor? Kızı işte kule yapılıyor denizin ortasında. Ama işte yine bir yemek götürülüyor. Elma sepetinin içinden bir yılan çıkıyor ve sokuyor öldürüyor. Yani sakınan göze çöp atar. Biz burada bunları kafamıza gömmek yerine özümüze döneceğiz, kurt olacağız, titreyeceğiz ve yani kurdu, çakala boğduracağız. Yapılması gereken şey bu. Özümüze döndüğümüz anda zaten karşıdakilerin maskeleri tıpış tıpış dökülecek. O zaman ah, kimin daha, ne olduğu... resim kimin... ortada değil mi? Yani bayraklara kadar yansımış yani. Hani az önce dedik ya kırmızı kanımızı temsil eden al bayrağımız üzerinde Rahman ve Rahim olan ay yıldız ve diğer dünyanın çeşitli bayrakları. Ya bu bizim kanımızı temsil eden bir bayrak. Rahmani Amerika'nın eden... ilk bayrağı. Şöyle e, konuyu şöyle sonlandıralım istiyorsan Amerika'nın ilk bayrağını lütfen herkes Google'a yazsın. Aslında ilk bayrak olarak neyin sunulduğunu son anda vazgeçilerek bu işte kırmızı, mavi e, çizgili olan bayrağın e, yazıldığına bir baksınlar. Biraz ipucu var. Nasıl bir bayraktı o? Tek göz ışıklar saçıyor piramit şeklinde. Yani dedik ya herkesin bayrağı kendini izah ediyor diye. Amerika aslında şöyledir. O tek göz İngiliz kanından geliyor. Amerika'nın yüzde elli biri Georgia Limited şirketi adı altında İngiltere'ye aittir. Bakın söylüyorum. Şirketi evet. de söylüyorum. Georgia Limited şirketi şaka değil bu. Çıkan her tür altın, gümüş ve doğal madenin yarısı İngiltere'ye gider. Yani Amerika'da diye aslında bir yer yok. İlk ismi de neydi biliyor musunuz? Neydi hocam? Tek gözlü piramit va şey vardı ya bayrakta. New Atlantis. Yeni Atlantis. Mu'nun çocuğu uyan artık. Yeni Atlantisçiler yeniden aynı numaraları yapıyor. Tek gözü kaldı, tek gözü gitti. O tek gözü hala üzerimizde. Lütfen uyanın. Lütfen uyanın. Kanınızın, DNA'nızın, vatanınızın, milletinizin, tarihinizin, geninizin, frekansınızın farkına varın, hakkını verin. Sahip Benim söyleyeceklerim bu kadar. Harikasın Hakan'cığım. Çok güzel bir sohbet oldu. Milyon yıllık savaşı konuştuk seninle. Ee, bir tarafında Adem Ademoğlu'nun olduğu, bir tarafında e, sözdeyliklerin ve melezlerin olduğu acayip bir savaş. E, ama e, birçok insan bu savaşın farkında değil. Ama sen... Kadim zamanlardan alıp bugüne kadar getirdim ve bugün yaşanan bazı problemleri hepsini konuşamadık. Ee, ama önümüze nelerle çıktıklarını anlatmaya çalıştın. İşte karbon ayak iziydi, küresel ısınmaydı, yangınlardı, harp teknolojisiydi, e, gıdalardı ve onun dışında sağlık sektörüydü. Konuşacak milyon tane e, başlık var. Biz kabaca bugün bu kadarını konuşabildik. İnşallah... Daha güzel, daha uzun zamanlarda, daha uzun konuşuruz. İzleyicilerimiz bizi şu an için müsaade isteyeceğiz. Var olsunlar, sağ olsunlar, bizi izlediler. Sen de sağ ol, var ol. Tekrar ediyorum, dünyanın her tarafına gidiyorsun. Türkiye'yi karış karış geziyorsun. Ee, bir şeyleri araştırmak adına, insanlara bir şeyler verebilmek adına bu bilgiler çok kıymetli. Herkes bakracı kadar alıyor. İnşallah alan, sebeplenen çok olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Aziz dostum, kardeşim benim. Ben teşekkür ediyorum. Var ol, sağ ol. Hoşça kal.